Günaydın Matmazel. Günaydın. Bonjour. Yatağını topla Bülent. Pijamalarını yine yere atmışsın. Hadi bakalım. Kahvaltıdan sonra. Aa şimdi. Cemile, çiçekleri sulamayı unutma. Tamam. Ben bizim odadakileri suladım. Sağ ol. Gün yapılacakları yazıp eline versem yine unutuyor, yine unutuyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın küçük hanımım. Dandilokum, şeker, fıstık. Yavaş. Çaydanlığı da al. Günaydın tatlım. Günaydın tatlım. Ya bugün göster ne olur baba. Hayır bitince. Ama bana benziyor mu çok merak ediyorum. Benzetmeye çalışıyorum ama daha çok cılız bir keçiye benziyor galiba. Ya aşk olsun. Deden öyle severdi seni, hatırlamıyor musun? Ya sen söyleme ama. Hadi nerede Bülent? Deniz Hanım neredeler? Bülent yatağını topluyor. Bülent'ciğim lütfen sakin. Beşir, kahverengi çantasını bana versene. Tamam. Behlül!
Hey! Aslanım benim. Ne haber genç? İyiyim sen. Bomba. Hani geçen hafta gelecektin? Güzel bir hanımefendi gitmediği ayaklarıma kapanınca onu üzmek istemedim. Bir hafta daha uzattım tatilimi. Çok mu güzeldi? Hı hı. Bu seferki kime benziyordu? Yine Angelina Jolie'ye mi? Şşş, Bülent. Çok ayıp. Matmazel. Comment allez-vous? Hoş geldiniz Behlül. Hoş bulduk. Size anlatacak çok şeyim var. Paris yine olağanüstüydü. Magnifik. Tahmin ederim. Behlül Bey hoş geldiniz. Ne haber Cemile? Herkes bahçede mi? Evet. Hadi gel sürpriz yapalım. Hadi bakalım. Günaydın. Günaydın Deniz Hanım. Yardım edeyim sana. Ay gülle gibi. Bırak taşırım ben. Tamam. İncitme beni aman. Bakın kim geldi bakın. Oo Behlül Bey. Amcacığım. Neredesin kaçak? Artık senden ümidi kesmiştik. Telefonun hep kapalı. Merak ettik insan bir arar ya. Vallahi amcacığım ne desen haklısın. Ödemeli mi ödemeli atar yani parası bile yoksa değil mi? Faklık. Ne haber? Çekil şuradan öpme. Huysuz. Matmazel yanıma siz oturun. Daha ilk dakikadan başlamasaydınız keşke. Tatilden geldim diye kıskanıyor beni. Tatile de niye gidiyorsan? Bütün sene tatildesin nasıl olsa. Bir iş yaptığın yok. Nihal. O da bana ufaklık demesin. Ama sen de küçük bir kız çocuğu gibi davranıyorsun. Küçük, huysuz, şımarık. Kaşınma sen de. Tamam özür dilerim. Bülent'ciğim artık masaya otursan. Önce hediyeler. Evet. Parası getirdin mi bana? Tabii her boy. Benzincilerde parasız dağıtılanlardan almıştır. Aynen öyle. Al bakalım. Süper, sağ ol. Amcacığım. Oo. Bu senin. Teşekkür ederim. Deniz Hanım. Bu tohumlar da sizin için. Bunları bahçenin bir kenarına ekersiniz. Ne kadar zarifsiniz. Size Paris'ten memleket toprağı da getirecektim ama şimdilik bununla idare edersiniz. Teşekkür ederim. Çok düşüncelisiniz. Ufaklık. Bu da senin. Mahsus yapıyorsun değil mi? Beğenmedin mi? Bakayım. Tamam. Tamam şaka yaptım. Bak sana parfüm aldım. İstemiyorum. Senden hiçbir şey istemiyorum. Yapma ama ya. Ya uğraşma benimle uğraşma. Gel oğlum gel. Ay aç bir ilaç gittin sabahın köründe. Otur kahvaltını et. Yakışıklı bir omlet ister misin? Zahmet etme Süleyman amca alırım ben. Ama sıcak daha. Dur babacığım ben koyarım. Ne diye taksiye binip gelmemiş ki? Parası bitmiş yine. Kredi kartlarında patlatmıştır o. Herhalde. Gelirken çiçekçide durdurdu. Çiçeğin parasını bile benden aldı. Kime gönderdi çiçeği? Melih Bey yalısına. Peyker Hanım'ın kendisine verecekmiş. Tamam, teşekkür ederiz. Ben şimdi buradan ayrılamıyorum. İki gibi geleceğim ancak otele. Orkestra sound check'ini tamamlasın bitirsin. Ortalıkta dolaşmasınlar. Çiçekler de tam 5'te gelsin. Bu tarafa. Gel. Size vermemi söylediler. Tamam.
Bir gazetede okudum. Evleniyormuşsun. Doğru mu? Evet. O adamla mı? Nihat'la, evet. Tanışmıştınız. Acelem var Behlül, görüşürüz. Bu evlilik beni unutmana engel olamayacak. Sen çoktan tarih oldun Behlül. Görürüz. Hep etrafında olacağım senin. Ne zaman istersen. Özlemişim İstanbul'u. Sadece İstanbul'u mu, güzel kızları da mı? Hadi Bülent'ciğim, piyano saati. Ya bugün çalışmasak ne olur? Ne anlaşmıştık? Yaz boyunca her gün, lütfen. Ama Behlül yeni geldi. Bülent, hadi bekletme Deniz Hanım'ı. Teşekkür ederim. Gel. Gel, gel, gel. Verdiğim adrese gittin mi? Monsieur de Courton Güney Fransa'ya taşınmış yıllar önce. Atıyorsun ya. Aramamışsındır bile sen. Gitmemişsindir. Vallahi gittim. Yemin ederim gittim. Binada tek bir yaşlı bile oturmuyor. Adam taşınmış. Adresi de yok. Ya niye hiç kızını aramıyor baba? Öyle baba olur mu? Sakın matmazelin yanında böyle konuşma. Konuşur muyum? Sakladığı adresi bile çaktırmadan alıp yazdım. Behlül'e babasını arattığımı da söylemeyeceğim. İyi edersin. Boş bir umuda kapılmasın. Yazık olur. Bu gece düğüne gidiyor muyuz? Sen de mi geliyorsun? Ha, Behlül'sü düğün olur mu hiç? Bence gelmen uygun olmaz Behlül. Bence de. Amcacığım ben o defteri kapatalı... Oo. 6 ay oldu. Merak etmeyin, mesele değil. Peyker benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Hem Nihal'ime kimi kavalyelik yapar ben gitmezsem? Babam tabii ki. Sen kesin geliyor musun Nihal? Aslında hiç canım istemiyor. Hoşlanmıyorum kalabalıktan. Neyse. Kararını ver, ona göre yap hazırlığını. Nereye? Biraz işim var. Üstümü değiştirip çıkacağım. Görüşürüz. Güle güle amcacığım. Adamı çok üzdün. Niye? Yıllar sonra ilk kez bir davete gidiyor. Nasıl tedirgin görmüyor musun? Adamcağızı yalnız mı bırakacaksın? Üf, tamam. Gelirim o zaman. Hadi bakalım. Hazırlan. Düğünün en güzel kızı ol. Bana el şakası yapma. Yapma. Hoş geldiniz efendim. Peker hazırlanmaya başladı mı? Dinleniyor daha. Ne rahat kız ya Rabbim. Hoş geldiniz Firdevs Hanım. Mekana bakmaya gittim. Nasıl? Daha giydirmemişlerdir sandalyeleri. Örnek masayı gördüm. Bilemiyorum vallahi. Resimdeki gibi durmuyor ama. Bitince güzel olacak. Göreceğiz. Aa, bir yukarı bakıp geleceğim. Sonra şu masaları kontrol edelim. Tamam tek. Firdevs Hanım. Katya ilacımı getir, migrenim tuttu. Peki efendim. Balayından önce davet var Peyker. Bavul nasıl olsa yapılır. Az kaldı hadi. Tamam anne. Kuaför makyöz buraya mı gelecek? Evet. Orada da bir ekip bekleyecek ama değil mi? Tekneden indikten sonra rötuş gerekir mutlaka. Sonra gecenin devamında da lazım. Hı hı. Peki Nihat nerede? Niye yok ortalarda? Otele de gitmemiş. Ya ne meraksız insanlar bunlar canım. Hadi ara onu da bir, rezil olmayalım sonra millete. Hadi canım.
Tuzağa düşürdüler seni. Firdevs denen o kadın resmen avladı seni kızı için. Baba, lütfen doğru konuş. Bir de bebek çıktı şimdi başımıza. Baba lütfen, Peyker arıyor. Ne olursunuz lütfen. Söyle, evlilik sözleşmesini imzalamazsa kesinlikle evlenmene izin vermiyorum. Söyle hadi. Canım. Neredesin Nihat? Niye yoksun ortalarda? Düğün için koşturuyorum hayatım. Otele de gitmemişsin. Uzaktan kumandalı hallediyorum ben, merak etme. Canım, birkaç dakika sonra arayayım mı ben seni? Ya da işim biter bitmez geleyim bir göreyim seni, oldu mu? Tamam. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Ne diyor? Vazgeçmenden mi korkmuşlar? Baba yapma böyle. Adam gibi konuşmayacaksan bak şimdi çeker giderim. O kız bu sözleşmeyi imzalamazsa defol git zaten. Seni evlatlıktan reddederim. Nihat dur. Hilmi sakin ol sen de. Nihat oğlum bak biz Peyker'e karşı değiliz. Biliyorsun seviyorum ben. Ben sevmiyorum. Değil mi ki bunu aptal yerine koydular? Değil mi ki bir de bebekle evlenmeye mecbur ettiler? Öyle değil. Ben istedim. Engel oldum aldırmasına. Seni bile inandırmışlar bak. O anası yok mu o anası? Baba, baba. Senin elini kolunu bağladılar, oturdun işte aşağı. Bu imzalanırsa için rahat edecek mi? Bitecek mi bu patırtı ha? Düğüne gelecek misin? Hele bir imzalasın göreyim, ondan sonra. Çok üstüne gidiyorsun. Ne gitmeyeceğim be? O Firdevs karısı yesin yutsun diye mi kazandım ben onca parayı? Yedirir miyim zannediyorsun ona? Oğlun salak ama ben değilim. Enayi yazmıyor burada. Arzu Hanım arıyor. Ver. Hayatım. Beğendin mi ne demek? Bayıldım, bayıldım. Ellerine sağlık. Şahane olmuş. Mükemmel. Elbise olay olacak bu akşam. Teşekkür ederim. Ah canım, senin sayende. Akşam bekliyorum, tamam? Ha, Arzucuğum, sana ay sonunda toplu bir ödeme yapacağım. Beni idare ettiğin için çok teşekkür ederim. Biliyorum, biliyorum ama birikti vallahi. Utanıyorum. Sağ ol canım. Sağ ol canım, çok öptüm. Görüşmek üzere. Al şunu, bir daha da kim ararsa getirme. Bir yarım saat dinleneyim. Peki efendim. Bihter odasında mı? Sabah çıktı, dönmedi. Hı. Herhalde Melih Bey'e gitmiştir yine. Burada karşılaşıyoruz. Öyle oluyor. Eşinizinki biraz ilerideydi değil mi? Evet. Evet, uzak değil. Siz de her gün geliyorsunuz. Her gün olmasa da.
Ben hala alışamadım babamın yokluğuna. Bir süre sonra sadece küçücük bir bahçe parçası gibi geliyor insana. Sevdiğin hep anılarında, hep aynı yaşında kalıyor. Alışıyor insan. Sen de alışacaksın daha çok yeni. 28 gün. Çok yeni. Efendim, Behlül beyler uyuyacaklarmış. Aman uyusun da büyüsün. Düğün için güzellik uykusuna yattı bu. Akşama hava atacak ya. Sen ne giyeceksin? Bilmiyorum. Kırmızı kadif elbiseni giysene, sana çok yakışıyor. Bu sıcakta deli bu da. Aslında madama ile bir çıksanız da bir alışveriş etseniz. Yok şöyle doğru dürüst bir şeyin. Ya aslında hiç gitmek istemiyorum düğüne. Gitme. Akşam bizimle yersin bahçede. Mangal da yaparız, değil mi Süleyman amca? Benim kızım isterse yaparım. Evet. Değil mi kızım? İsterim. Yaparım Cimcime Hanım, yaparım. Yeter ki iste. Ama sen de gitme Nihal, söyle babana. Madamayı da çağırırız tabiatıyla. Aman, çok hoşuna gitti. Ya babamı da yalnız bırakmak istemiyorum. Git git. Annenden beri ilk defa bir yere gidecek adamcağız. Annemden beri ilk defa. Evet. Git şekerim, git. Git de bizimkilere konuşacak malzeme getir. Maazallahul azim. Eğer bu şayeste dedikodu dergilerinden uzak kalırsa çatlar. Uydurdu yine bir şey. Maazallahul azim. Ay, gelinliği nasıl acaba? Danteli Fransa'da özel dokunmuş, öyle diyorlar. Ay. Nerede dokunursa dokunsun. Utanmadan düğünü yapıyorlar bir de. Ay, Melih Bey'in kırkı bile çıkmadı daha. Ya gerçekten. Ne muhterem bir adamdı, muhterem. Ama dayanamadı karısının hırsına, şerrine. Şeytan kadın. Adamcağızı toparladı, yolladı. Şş, çok ayıp. Öyle. Herkes biliyor. Daha neler söylüyorlar bilmiyor musun? Bilmiyorum, ne diyorlar? Şahiste Hanım, bak yerine düşmüş. Çenen efendim, çenen. Bana bak. Sen bana bak. Çocuğun yanında neler söylüyorsun? Nihal çocuk mu? Genç kız. Sağ ol Beşir'cim. Öyle. Bana bak Nihal. Şimdi söylesen de baban da gitmese düğüne ha. Hasbinallah. Karışma sen. Neden? Günah boynuna ama. Bence Firdevs Hanım şimdi de Adnan Bey'e taktı kancayı. Şayeste. Hmm. Sahi mi? Bana öyle geliyor. Avcunu yalar. Babam hiçbir kadına yüz vermez. Vermez kızım, vermez. O hala annemi seviyor. Tabii seviyor yavrum. Beni üzecek bir şey yapmaz o. Tabii yapmaz, yapmaz. Birazdan benim dersim başlıyor. Matmazel çağırmadan gideyim. Git kızım, git evladım, git. Pes! Ne biçim konuşuyorsun? Üzdün kızı. Kulağı bükülsün azıcık. Uyanık olsun da kaptırmasın babasını. Adnan Bey kesin geliyor değil mi? Aradınız mı bir kere daha? Kızıyla geliyor. İyi, tamam. Nereye oturttunuz onu bakayım? Şuraya oturttuk. Yanlış. Benim masama oturtacaktınız. Benim yanıma. Tamam, değiştiririz. Salondaki refakatçilere de kesinlikle hoş söyleyin. Geldiniz. Bak sakın yanlışlık olmasın. Sakın. Tamam Firdevs Hanım. Nihayet gelebildiniz Nihat Bey. Bir davetiye de size yollasaydık keşke. Düğün telaş. Biz de başka şey için koşturmuyoruz. Peyker yukarıda mı? Odasında. Peker. Sevgilim, masajdayım. Pardon. Bitiyor.
Çiçekler kimden? Galeriden yollamışlar. Güzel. Hadi tamam bitti. Yardım edeyim mi? Kalkarım, sen çık. Bir an önce bunu üstünde görmek için sabırsızlanıyorum. Az kaldı. Heyecanlı mısın? Evet. Bebeğim? O da iyidir herhalde. Anneler geliyor değil mi? Bak gelmezlerse annem büyük olay çıkarır. Lütfen Nihat. Gelmiyorlar deme. Ya deli ettiler beni. Ne oldu? Utanıyorum söylemeye. Ne? Babam evlilik sözleşmesi diye tutturdu. Avukatı hazırlatmış. Sabah sabah bozdu yine sinirimi. Nihat, sizin sayı tam olarak netleşmemiş daha. Ben vermiştim listeyi. Bu ne Peyker? Bir şey değil. Nihat kalemin var mı? Bu ne dedim? Anne. Bu ne bu ya? Düğün günü olacak şey mi bu Nihat Bey? Benim bilgim yok. Babamlar. Babanlara söyle. Bu bize hakarettir. Bu aşağılamadır. Başka bir şey değil. Anne lütfen karışma. Aptal mısın sen? Nasıl imzalamaya kalkarsın böyle bir şeyi? Sen koskoca Melih Yöreoğlu'nun kızısın. Yöreoğullarının varisisin. Asıl bizim onlara sözleşme imzalatmamız lazım. Ayıp vallahi. Vallahi ayıp. Özür dilerim ama yani dediğim gibi tamamen emrivaki yaptılar. Bu sözleşme imzalanmayacak. Madem böyle bir ticari dertleri var, önce benimle konuşmayı denesinler. Anne lütfen. Susuyorum diye, sesim çıkmıyor diye. Yalnız bir kadınım diye. Böyle bir hakarete asla müsaade edemem. Evlenmek için bu sözleşmeyi şart koşuyorlarsa, şimdiden söyleyeyim vazgeçsinler. Ya da siz evlenmekten vazgeçin. Katya! Katya! Canım özür dilerim. Çok özür dilerim. Annen haklı. Keşke getirmeseydim hiç buraya. Keşke yırtıp atsaydım önlerinde. Katya! Katya! Bihter gelmedi mi daha? Hayır efendim. Nerede benim telefonu? Getir çabuk çabuk çabuk. Görürsünüz siz şimdi. Çok teşekkür ederim Adnan Bey. Ne demek? Bana da arkadaş oldunuz. Asıl siz bana arkadaş oldunuz. Çok iyi geldi. Pardon. Annem. Telaşınız var tabii sizin bugün. Onların telaşı var, benim değil. Gelecek misiniz? Firdevs Hanım büyük bir nezaketle bize kadar geldi çağırmak için. Gelmezsem ayıp olur. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Efendim. Neredesin? Kapının önündeyim. Geldim. Adnan Bey'i geçiriyorum. Adnan Bey mi? Beni eve o bıraktı. Nerede? Gitti. Niye içeri davet etmedin? Bilmem, aklıma gelmedi. Nerede karşılaştınız? Kabristan'da. Hı. Bu akşam vereceğin davete geliyor, üzülme. Öyle mi söyledi? İyi. Peyker? Biraz hava alacak. Tekrar özür dilerim. Peyker'e de söyledim. Beni evlatlıktan reddetseler de umurumda değil. Para pul umurumda değil. Bu evlilik olacak. Ya, demek böyle tehdit ediyorlar seni. Demek bu kadar karşılar bu evliliği. Hiç fark etmez. Gel bakayım biraz konuşalım seninle. Pardon, bize biraz izin verir misiniz? Tabii. Çıkalım. Nihat.
İş iyice büyüdü. Şimdi durum değişti. Peyker'i düşünüyorum ben. Daha da morali bozulmasın, yazık. Ben konuştum onunla. Ondan başka hiçbir şey umurumda değil, söyledim. Her problemin bir çözümü vardır mutlaka. Babana bir teklifim var. Her iki tarafı mutlu etmese bile en azından üzmeyecek bir teklif. Nedir? Madem onlar bu işe aynı zamanda ticaret gözüyle bakıyorlar, güvensizlik üzerine hiçbir sözleşme imzalanmaz, değil mi? Ben de kızımın haklarını korumak zorundayım. Ne kadar istiyorsunuz Firdevs Hanım? İşte ortak yolu bulma zamanı. Annem yaptığını yapacağını, en güzel günümü mahvetti. Başka türlü hiç rahat etmez onu. Ağlama, sevindirme onu. Öyle değildi. Vallahi eskiden böyle değildi. Hep böyleydi. Biz küçüktük o zaman. Katya! 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 Buyurun efendim. Herkese söyle, pazartesiden sonra birikmiş maaşlarınızı alacaksınız. Teşekkür ederiz efendim. Sanki öfkesiyle doğmuş ama bize büyük bir hıncı var. Çünkü anne yaptık onu. Babama da bu yüzden öfkeliydi. O istedi bizi diye. Hele sen, hem kayınvalide yapıyorsun onu hem anneanne. Firdevs Hanım iki katı yaşlanacak. Anneanne Firdevs Hanım, olacak şey değil. Ondan nefret ediyorum. Aa baba, annem de burada. Bana söylemedi. Biz çiftliğe kaçıyoruz dedik mi ki? Ne oldu baba? Sen arabada bekle kızım. Baba ne oldu? Arabada bekle dedim. Zaman affetmeyeceğim. Peyker Hanım, kuaförle makyöz geldi. Yukarıda bekliyorlar. Tamam, geliyorum. Firdevs Hanım'ın kızı olarak bu evde son günün. Kurtuluyorsun. Ama bir esaretten başka bir esarete. Ne biçim laf o? Ben Nihat'ı seviyorum. 6 ay önce de Behlül için aynı şeyi söylüyordun. Behlül'ü sildim attım ben. Sürünsün onun bunun koynundan. Ne yapıyorsunuz? Akşam geliyor musunuz düğüne? Tamam, ben bir uğrayacağım. Bir görünelim bakalım. Görüşürüz. Hadi bay. Kolay gelsin Beşir. Sağ olun. Çok iyi, çok iyi. Müthişsin. Ben Matmazel'de kurtuğunu alkışlıyorum.
Mucize yaratmışsınız. Şaştım kaldım vallahi. Hiç uğraşma, seninle biri olmayacağım. Aa, şaka yaptım biliyorsun bir tanem. Ama gerçekten daha iyi çalıyorsun yani. Aferin. Behlül Bey'den aferini aldık. Önemli. Kim bilir ne konserlere gitti Paris'te. Behlül mü? Şovlardan çıkmamıştır o. Ayıp ediyorsun ama. Dersiniz bitti mi? Hayır, yarım saatimiz daha var. Ders değil artık, alıştırma. Çok güzel. Gelsene biraz o zaman, bir şey söyleyeceğim sana. Oyalama beni Behlül, çalışıyoruz. İyi, anladık. Ya bak, eğer yine bir sululuk yapacaksan... Gel biraz ya. Bir şey isteyeceksin, kesin. Bir saniye. Benim sana ne kadar borcum var? Ödeyecek misin? İnanmıyorum. Yani sen bana bugün de biraz takviye yap. Sonra hepsini birlikte ödeyeceğim. Söz. Ne kadar? İşte üçe beşe bakma. Ver ne kadar verebiliyorsan. Bülent'ten ne kadar aldın söyle bakayım. Göremedim ki. Arkadaşına gitmiş galiba. Teşekkür ederim. Uzatma, tamam. Bu Behlül Bülent'ten bile daha çocuk, ben size söyleyeyim. Para mı istedi yine? Haracını aldı diyelim. Sizin sevginize fazlasıyla güveniyor. Sevildiğini biliyor çünkü. Beşir. Beşir. Ben borcuna sadık bir adamım, biliyorsun. Al bak, bu da faizi. Gerek yok. Koy cebine. Hoş geldiniz Adnan Bey. Hoş bulduk. Akşam için kıyafetinizi hazırladım. Sağ ol Nesrin. Smoking gömleğinizi de yolladılar. Teşekkür ederim. Gece dışarı çıkacaksın diye herkes senden daha heyecanlı. Öyle galiba. Gelsene biraz konuşalım. Hiç yalnız kalamadık geldiğinden beri. Evet ya. Otur. Anlat bakalım. Gittim işte. Arkadaşlarla buluştuk Paris'te. Orada birkaç workshop'a katıldım. Çok faydalı oldu. Sonra bir hafta sonra Londra'ya gittik. Orada da arkadaşlarım vardı, biliyorsun. Carol, Bridget, Ellen, Jacqueline. Genç adamsın. Tabii ki gezip tozacaksın. Arkadaşların da olacak ama... Ne düşünüyorsun Behlül? Hangi konuda? Artık işin ucundan tutma zamanı gelmedi mi? Geldi tabii, gelmesine de... Yani şimdi çalışmaya başlasam... Fabrikalardan birinde hemen başlayabilirsin. Biliyorum, biliyorum amca ama... Yani bölünmek istemiyorum, anlıyor musun beni? 2 aydan az bir zaman var okulun açılmasına. O zamana kadar biraz ders çalışayım istiyorum. Bu sene de böyle geçsin diyorsun yani. Hayır amca, bu sene kesin bitireceğim okulu. Kafaya koydum. Sene ortasında bu sözlerini hatırlatmak zorunda bırakma ama. Kesin kararlıyım amca. Kesin kararlıyım. Emin ol sen de. Emeklerini boşa çıkarmayacağım. Tamam, okul bitsin. Hemen geçeceğim bir fabrikanın başına. Sana söz veriyorum. Dur bakalım. O kadar da kolay değil. Yavaş yavaş çıkacaksın merdivenleri. Tabii ki en alt basamaktan başlayacaksın. O da olur. Pardon. Bitti zaten. Konuş hadi. Alo. Canım. Niye aramıyorsun? Canım şimdi geldim. Şimdi evden içeri giriyorum. Sabah gelecektin. Uçak rötar yaptı. Ne haber? Neredesin sen? Evdeyim.
Seni bekliyorum. Bugün bir defile görüşmem vardı, iptal ettim sen geleceksin diye. Hadi. Tamam canım. Tamam. Üstümü değiştireyim, hemen geliyorum. Bekliyorum. Seni seviyorum. Ya niye gidiyor ki o düğüne? Hoşlanmaz öyle ortamlardan. Biliyorum, canı sıkılacak. Nezaketen gidecek Nihal. Sıkılırsa erken döner. Evet. Bence düğünde magazin malzemesi olup çıkacak. Ya babam rahatsız edecek bir şey yazılıp çizilirse? Şu parçayı bitirelim hadi. Ya Şahisli Hanım'ın dediği gibi o kadın babama kancayı taktıysa? Nihal, neler düşünüyorsun sen böyle? Bence sen çok fazla dinliyorsun aşağıdakileri. Ama ya haklılarsa? Ya durup durup niye şimdi? Niye gidiyor o kalabalığın içine? Bu kadar insanın düğünü oldu. Bu kadar davet oldu. Niye Firdevs Hanım'ın kızının düğününe gidiyor? O kadın niye buraya kadar geldi davet etmek için? Belli işte. Takmış kancayı. Animato, animato. Gitmesin. Nihal. Gitmesin. Nihal yavaş. Nihal yavaş. Yavaş lütfen. Gitmesin. Gitmesin. Nihal. Gitmesin. Dur, ne yapıyorsun? Nihal dur. Adnan Bey. Nihal. Nihal. Gel gel. Nihal. Yine bayıldı. Odasına. Yukarı, çabuk. Su getirin. Odasında var efendim. Ne oldu? Panik yapma, yok bir şey. Yavaş, yavaş. Nihal. Kızım, Nihal. Su iç biraz. Kızım. Nihal. Baba, bayıldın mı? Çok artistik düştün. Sen nereden biliyorsun, odada mıydın? Valla, iyileşti. Sorun yok, Behlül kaçar. İyiyim Beşir'cim, merak etme. Tamam, hadi. Her şey yolunda. Bence de numara yapıyor. Behlül Bey haklı. Şımarıklık başka bir şey değil. Çok biliyorsun sen. Nasıl hissediyorsun? İyi misin? Kötüyüm. Baba. Canım. Gitme bu gece. Kendini kötü mü hissediyorsun? Bilmiyorum. Yanımda ol, ne olur. Nihal'cim, sen bu akşam gitme düğüne. Dinlen, ne olur ne olmaz. Ama babana müsaade edelim lütfen. Çok mu önemli bu düğün baba? Senden önemli değil tabii. Gerçekten kendini iyi hissetmiyorsan gitmem. Bence bir saat uyusa toparlanır. Bugün piyano yordu onu. Adnan Bey de uzun zamandır ilk defa dostlarıyla bir araya gelsin Nihal. Ne dersin? İyisin değil mi? Hayır, babanın da içi rahat etsin. İyiyim ben. Tamam, git baba. Merak etme, Süleyman amca mangal yapacak zaten akşama. Hep birlikteyiz, yalnız değilim. Hem Bülent'i de bırakmamış olurum. Hadi yat biraz, uyu. Ben bakarım birazdan. Bir bakıyorum olgun bir genç kız, bir bakıyorum ufacık bir çocuk. Zor yaşlar.
Evet. Sakin ol, sakin ol. İyi misin? Midem bulanıyor. Bihter! Kurtarıcın geliyor. Bir kadeh bir şey iç, rahatlarsın. Anne, hamileyim ben. Ha, evet, maalesef. Sadelikten öleceksin Bihter. Başka bir şey bulamadın mı giyecek? İyi, sen beğendiysen mesele yok tabii. Nihat Bey geldi. Heh, siz oyalanın biraz. Ben tekneye bir bakayım. Haber verince çıkarsınız. Çok güzel gelin oldun. Darısı başına. Nasıl huzursuzum bir bilsen. Son anda bir şey çıkaracak diye ödüm patlıyor. Merak etme, bu saatten sonra Firdevs Hanım sansasyon olsun istemez. Tuvalete gitmem lazım. Yardım edeyim mi? Yok, biraz yalnız kalayım. Tamam. Bihter, bir baksana. Annem Nihat'ı didiklemesin yine son anda, ne olur. Peki. İnşallah karşılığı vardır. Merak etmeyin. Merak etmiyorum. Bu alışveriş ikimizin arasında kalacak. Çekten kimseye bahsetmek yok. Peyker de bilmeyecek. Peyker haklıymış. Yine yaptın yapacağını. Sen de kimseye söylemezsin umarım. Peyker'i üzmek istemezsin. Lütfen Bihter. Bakma öyle. Bunu onun iyiliği için yaptım. Nihat'ın ailesi mecbur etti beni. Onların güvence istemeye hakkı var da benim yok mu? Şimdi bir şeyler içelim. Bu anlaşmayı kutlayalım değil mi? Daha vaktimiz var nasılsa. Bu parayı verdiğimi babam bilmiyor. Senin sorunun. Yarın Sicilya'ya gidiyorum katalog çekimi için. Sen de gel. Canım, daha yeni geldim. Hem amcama dayı bulur artık değil mi? Daha inandırıcı bir şey söyle. Eyvah! Nereye? Geç kaldım. Nereye gidiyorsun? Bir düğün var bu akşam canım. Daha gidip hazırlanmam lazım. Peker Yeroğlu'nun düğününe mi gidiyorsun? Canım merak etme, damat ben değilim. Bir gün o da olacak. Benim yanımdan kalkıp kendi düğününe gideceksin. Çok yakışıklı oldun. Nihal? E işte. Moral bozmak için söylüyor baba. İnanma. Çok yakışıklı oldum. Ben ne zaman smoking giyeceğim baba? Bilmem. Ablanın düğününde giyersin herhalde. O evde kalacak bence. Çok Behlül öğretiyor değil mi bunları? Evet.
Ben seni yalnız bırakmamak için hiç evlenmeyeceğim baba. Sen de smokini belki başka birinin düğününde giyersin. Mesela kimin? Mesela Matmazel'in. Belki Cemile'nin. Beşir'in. Belki de babamın. Evimizde bekar çok. Teşekkür ederim tatlım. Çok güzelsin. Peyker'cim, önce küçük bir işimiz var. Düşündüm de evlilik sözleşmesini imzalamanın daha iyi olacağına karar verdim. Hayret. Ben yine söylediklerimin arkasındayım. Ama ne yapalım? Senin mutluluğun için bu hakareti sineye çekeceğiz. İmzala Peyker. İmzala da bize servet avcısı gözüyle bakanlar utansın. Bence de. Madem kabul edecektin, niye üzdün beni? İmzala. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Mutluluklar dilerim. Ne mutlu size. Artık karısı başımıza değil mi? Bir bekar biz kaldık. Kızlar dururken çekmeyin lütfen çocuklar. Rica ederim. Ay Bihter, al şunu elimden. Çok güzel, harika. Behlül, hoş geldin. Hoş bulduk. Geleceğini söylemedin, sürpriz oldu. Ben sürprizleri severim biliyorsunuz. Geç kaldım. Hazırlanmam uzun sürdü amcacığım. Hoş bulduk. Ne güzel çift olmuşlar değil mi? Bihter bakışlarıyla donduruyor yine. Pek sever beni, sağ olsun. Aa Behlül, yerimi kapmışsın. Pardon ben... Aa, otur otur lütfen. Sizler önemli konuklarımsınız. Teşekkür ederiz. Artık söyleyeyim de
kapasın çıkarsınlar. Biz bize kalalım değil mi? Bülent, gel artık. Havai fişeklere bakıyorum. Ya bitti artık, atmazlar. Gel. Paraları çatır çutur attılar. Ne oldu? Çatladı, patladı, bitti. Şanları yürüsün. Firdevs Hanım'ın şanı yürümüyor, koşuyor zaten. Bülent'ciğim, al tabağına istediklerini. Ben koyayım, ver. İnce giyinmişsin, üşüyeceksin sen. Ben mi? Bu havada, abartma abla. Etler. Buyurun bakalım. Süleyman, hadi paşam gelsene. Geldim. Cemoş, biberlere şefkat göster. Ellerinize sağlık, nefis. Bon appétit. Aklında bin yaşa Beşir. İyi ki düşündün şu mangal işini. İyi oldu değil mi? Nihal de iyi ki gitmedi. Babam kaçırdığına pişman olacak. Olmuştur. Ben bilirim onu. Adnan Bey kaçar gelir. Kalırsa da Behlül Bey'in yüzünden kalır zaten. Behlül oradaki kızların hepsiyle dans etmeden gelmez. Tam. Nasıl yap bakayım? Böyle. Mademoiselle, voulez-vous danser avec moi? Avec plaisir, monsieur. Dur iki lokma bir şey yesin kadın ayol. Tam. Darararam ram. Hadi Beşir. Sen de Şahiste ablayı kaldır hadi. Canım ben bunlardan anlamam ama Ankara misket, çifte telli. Oo. Başkasını bilmem ben zaten. Onları da bir oynar ki. Sormayın. Başı döner Beşir, yavaş. Şu çocukların neşesine bakın ya. Düğün burada. Ama etler soğudu. Ya bir yeseniz de ondan sonra dans etseniz. Hiç kimsenin dinlediği yok. Canım rahat bırak çocuklar Allah aşkına. Tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Mutluluklar. Teşekkür ederim. Mutluluklar dilerim. Hayırlı olsun. Sağ ol Behlülcüğüm. Eksiğiniz var mı? Her şey mükemmel. Tebrik ederim. Çok güzel olmuşsun. Çok teşekkür ederim. Dans ediyorum. Hoş geldiniz. Tabii. Teşekkürler. Eğlenceler. Peyker çok güzel gelin oldu. Ya maşallah. Melih Bey'i göremedim. Kısmet. Bir ay bile olmadı daha. Ne yapsınlar? Önceden ayarlanmış her şey. Mecburen. Doğru. Ya tabii. Tam benim söylediğim gibi oldu. Ciddi misiniz? Evet. Hiç bilmiyordum. Evet.
bakışına, dokunuşuna dayanamıyorum. Seni hiç sevmedim. Bir gün bile mutlu olmadım seni. Mutlu etmedin beni. İstediğim hiçbir şey vermedin bana. Ne para, ne mutluluk. Gencecik yaşımda iki çocuk verdin elime. Hayatımı mahvettin. Mahkum ettin sen beni. Çocuklarının esiri ettin beni. Bihter sus! Hayallerimi çaldın. Gençliğimi çaldın. Hayatımı çalamayacaksın. İstediğim gibi yaşamak hakkım. Bihter! Hesap soracak biri varsa o da benim. Yıllarımın hesabını vereceksin bana. Yeter diyorum sana. Yeter! Git rahat bırak beni. İstemiyorum seni git. Daha fazla küçülme karşımda. Melih! Melih! Geldi. Hadi yat artık sen. Hayır gelmedi. Bak ben çok enerjiyim. Ya belli. Hani babam duramaz gelirdi. Gelmedi. E bırakmadılar demek ki. Biz babama gidelim o zaman. Saçmalama. Yanına gitmeyelim. Uzaktan bakalım. Bülent. Beşir bizi tekneyle götürsün. Bakalım hadi. Canım gece vakti böyle iyi can çıkar mıyım şimdi? Ya lütfen abla. Hadi çok istiyorum. Tekneyi hemen hazırlarım isterseniz. Bu da dünden hevesli. Ablacığım ne olur. Ne dersiniz matmazel gidelim mi? Evet evet. Ne ayıp olur şimdi görürler falan. Uzaktan bakarız. Yaklaşmayız. Zaten bir sürü meraklı tekne vardır şimdi. Karışırız aralarına. İyi. Hey aslan matmazel. Ben önden gideyim. Hadi siz de. Canım iyice çıkarmayın yok. Gecenin bu saatinde. Cemile sen gel. Hadi bakalım Cimcime Hanım hadi. Biz de üzerimize bir şeyler alalım. Size afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Hadi hadi sen de git. Sen de git ben toparlarım buranı. Meğer herkes bir dev sanımın meraklısıymış da haberimiz yokmuş. Peyker. Gelinlik çok yakışmış. Teşekkür ederim. Ha, bebek belli olmuyor daha. Kaç aylık oldu? 2. Kocanı çok kıskandım. Benim gelinim olmanı isterdim. Allah korumuş. Bak dedim size dolmuş burası. İskele alabanda. Yelkenler fora. Yaşasın. Bülent dikkat et düşme. Dans eder misiniz? Tabii. Dürbünle bakmak isteyen. Ver. Ay. Dikkat et. Ver ben bakacağım. Kaçtınız. Uzun zamandır kalabalığa girmedim.
Benim de en son kalabalığım babamın cenazesi. Bütün bunlar bana çok fazla geliyor. Bu düğün, bu şamata. Herkes onu ne çabuk unuttu. Nasıl unutulur? Olur mu öyle şey? Peyker'in de bir tarafı kırıktır bugün. Eminim onun gözü de babanı arıyordur. Bu gece çok eksik hissediyordur kendini. Büyük şanssızlık tabii. Keşke Melih Bey de görebilseydi. İyi ki benim gördüklerimi görmedi. Üf, demin daha yakındık. Akıntı atıyor. Ya ver artık. Ya abla. Gelini gördüm. Ya. Behlül bir kızla dans ediyor. Bakayım. Ya dur, sıra Cemile'de. Ya. Matmazel bakmadı daha. Siz bakın, ben daha sonra bakayım. Uzun uzun. Yok bir şey. Üşüdünüz siz. Yeter mi? Dönelim mi? Aa, yeni geldik. Yeter bu kadar, hadi. Hem diğer teknelerden tanıyacaklar. Gidelim bir an önce. Hadi Beşir. Gel ısıtayım seni, gel. Buz gibi olmuş yanakları. Çocuk değilim ben, yapma. Adnan Bey nerede? Ben de ona baktım ama herhalde biraz nefes almak istemiştir. Ben bir bakayım o zaman, yalnız kalmasın. Tabii ki. Pardon. Sizin sesinizi hatırlıyorum. Cenazede bir tek sizin söylediklerinizi hatırlıyorum, biliyor musunuz? Öyle mi? Bana ağla demiştiniz. Ağlama diyenleri sakın dinleme. Tesellisi yok bu acının. Zaman iyileştirecek. Sadece zaman. Öyle oluyor ama. Bir süre sadece kaybettiğini düşünüp kendin için üzülüyorsun. Sonra onu çok özlüyorsun. Ben çok özlüyorum. Biliyorum. Tanıyorum. Hatırlıyorum yaşadıklarını. Hiç unutulmuyor ki. Burada mıydınız? Ben de kaçtınız zannettim. Biraz yürüdüm şöyle. Neyse, yalnız değil misiniz? Bihter size ev sahipliği yapmıştır. Ama artık dönün aramıza. Daha dans etmedim sizinle. Çok teşekkür ederim ama ben de yavaş yavaş gideyim diyordum. Nereye? Hayatta bırakmam. Ne zamandır ilk kez gece dışarı çıkıyorum. Çocuklar yatmaz bekler şimdi. Hep çocuklar değil mi? Ne zaman kendimize daha çok zaman ayıracağız? Vakit geçiyor Adnan Bey. Artık kendimizi düşünmemiz lazım, değil mi? Tabii. Geldiğiniz için, arkadaşlığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Ben geçireyim sizi. Lütfen, lütfen rahatsız olmayın. Şöyle şuradan yavaşça süzülüp gideceğim. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Öyle mutlu ettiniz ki beni. Ben de mutlu oldum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Güle güle.
Hey, dur bakalım. Ne konuştunuz Adnan Bey'le? Ne konuştuğumuz niye bu kadar ilgilendiriyor seni? Yoksa Adnan Bey yeni projen mi? Neden olmasın? Bana bak, Adnan Bey'e çok özenli davranacaksın. Ona da bana yaptığın gibi küstahlık yapma sakın. Yarın öbür gün her şey olabilir. Adnan Bey'le aramızda bir şeyler olabilir. İlgileniyor benimle, biliyorum. Acıyorum sana. Dalgalandım da duruldum, koştum ardından yoruldum. Binlerce güzel sevdim de, sevdim de. En son sana vuruldum, en son sana vuruldum. Dalgalandım da duruldum. Aa, ne çabuk döndünüz. Bu kadar. Bülent'in yatması lazım. Hadi Bülent, yatırayım seni. Yapma böyle bebek gibi ya. Bozuluyorum. Çok teşekkürler her şey için. İyi geceler. İyi geceler. Allah Allah. İyi geceler herkese. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Nasıldı? Doğru dürüst bakamadık bile. Dürbünlü öyle uzakta. Ama çok güzeldi belli. Herkes öyle coşmuş dans ediyordu. Nihal Behlül Bey'i görmüş kalabalıkta dans ederken. Ben göremedim. Madama'ya ne oldu öyle? Bülent mi kızdırdı? Yo, o tutturdu zaten dönelim diye. Dönelim, yetişir. Bir gören olur aman. Hadi ben de yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Oraya gittiğimizi Adnan Bey'e söylemeyeceğiz aman. Ağzımızdan kaçırmayalım sakın. Nihal yumurtlar. İyi geceler. İyi geceler. Hadi iyi geceler amcacığım. Sen nereye? Ben devam ediyorum. Arkadaşlar bekliyorlar. Ne zamandır görmüyorum kimseyi. Hadi bakalım, iyi eğlenceler. İyi geceler efendim. İyi geceler. Tek sizin sesiniz. Baba. Canım. Daha yatmadın mı sen? Seni bekledim. Gece nasıldı? İyi. Sıkıldın değil mi? İyi yaptın erkenden kaçıp. Ben hiç evlenmeyeceğim. Hep beraber olacağız. Şimdi böyle söylüyorsun. Sen de bir gün gelin olacaksın. Hayır. Sen de eşini bulacaksın. Yalnız kalmayı istemeyeceksin bir gün. Yalnızlık yetecek. Yanında sevdiğin birini isteyeceksin. Neyse göreceğiz. Ben yatıyorum, iyi geceler. İyi geceler taklım. Thank you.
Adnan Bey'e çok özenli davranacaksın. Ona da bana yaptığın gibi küstahlık yapma sakın. Yarın öbür gün her şey olabilir. Adnan Bey'le aramızda bir şeyler olabilir. İlgileniyor benimle, biliyorum. Günaydın. Babam nerede? Ne uykusu bu? Adnan Bey dışarı çıktı. Aa, nereye gitti? Bilmem. Bihter uyuyor mu? Erkenden çıktı. Sesinizi hatırlıyorum. Bir tek sizin. Geleceğinizi biliyordum. Ben de. Bugün sadece sizi görmeye geldim. Ben de. Dün konuşmamız yarım kaldı. Evet. Dün gece ilk defa rahat uyudum, biliyor musun? Seninle konuştuktan sonra kendimi çok rahatlamış hissettim. Uzun zamandır benim için de öyle. Yani düşünüyorum. Seni düşünüyorum. Çok tuhaf. Kışın ortasında bahar yaşıyor gibiyim. Bahara uyanıyorum düşündükçe. Seni düşündükçe. Uzun zamandır sadece seni düşünüyorum. Bensizlik benimki. Tam anlamıyla aşka geldim. Belki de hadsizlik. Bana gülüyorsun değil mi? Sadece mutlu gülümsüyorum. Bihter, ben duygularımdan eminim. Yaşadığımı bile unutmuştum. Şimdi biliyorum.
Bundan sonra birlikte devam edelim istiyorum. Böyle istiyorum yani, kendi kendime. Benimle evlenir misin Bihter?